Efendim öncelikle hayırlı olsun. Yeni bir projeye başladınız. Ankara Eskişehir yolu üzerinde Elmar Tower projesiyle biraz da sektörü aslında girmiş oldunuz. Öncelikle biz Elmar Yapı AŞ'yi aslında bir tanıyalım istiyorum. Bilgi alabilir miyim sizden? Efendim teşekkür ederiz. Elmar Yapı AŞ, Salih Küsmüş, Siyami Öztürk ve Ufuk Küsmüş ortaklığından oluşan yeni bir Elmar Yapı AŞ. Salih Bey kardeşimiz inşaat sektöründe daha önce tecrübesi olan, enerji sektöründe, gıda sektöründe olan arkadaşımız, ortağımız. Bizler de Ufuk Bey ile hizmet sektöründe birçok projelerde, belediye projelerinde firmaları olan şeyiz. Buradaki güçlerimizi birleştirdik. Elmar Yapı öyle doğdu. Elmar kelime anlamıyla da zaten bu projeye yakışır bir şey oldu. Asil ve asilzade demek. Böyle bir anlamı var. Böyle bir üç ortaklığın beraber kurduğu yeni bir şirket. Elmar'da böyle doğdu. Şunu sormuştum ben. Üç güçlü isim bir araya nasıl geldi? Cevap veriyordunuz. Evet, yani zaten Ufuk Küsmüş'te biz akrabayız. Siyam abi'de bir 20 yıllık bir dostumuz. Böyle de bir elimize bir arsa geçti. Bu imkanı dedik. Üç güçlü bir isim. Bir marka yapalım dedik. Öylece öyle yola çıktık. Peki arsayı sorabilir miyim? Arsa size mi ait, kat karşılığı mı? 800 metre Eskişehir bulvarına cepheli bir arsa. Bunu kat karşılığı aldık. %50 kat karşılığı olarak yapıyoruz. Biraz da projeden bilgi alalım sizden. Nasıl bir proje oluyor? Elmar Tower nasıl bir proje? Eskişehir yolu üzerinde demin ki Siyam abinin dediği gibi 28.800 metre yükseklik 178 metre 803 daire 30 bin metrede ticarisi olan bir proje. Bu kadar. Peki efendim, daha çok basın toplantısında anlattınız yatırımcılara yönelik, yani yatırım yapmaya yönelik bir proje yaptığınızı söylediniz. O konuda da biraz bilgi alabilir miyiz? Tabii burada hedef kitle şunu zaten, sloganımız şu: mikro daireler, makro kazançlar. Buradaki hedef yatırımcıya yönelik. Bu dairelerin dönüşünü şöyle biz hesapladık yaptığımız fizibilitede. 10 yıl yapım süresi de dahil, 7,5 yıl artı 3 yılda inşaat süresini koyduğunuz zaman 10 yılda geri dönüşünü sağlıyor. Dolayısıyla bu kazançlı bir yatırım ve yatırımcıya yönelik. Etrafımızdaki lokasyonda da zaten birçok üniversitenin, hastanenin, bölge hastanelerinin, araştırma hastanelerinin olduğu, bakanlıkların olduğu bir bölge. Zaten malum başkent olması sebebiyle binlerce insan Ankara'ya bakanlıklarla, işini genel müdürlerle görmek için geliyor. Böyle bir projeye ihtiyaç olduğunu hissettik. 1,5 yıllık bir fizibilite çalışması oldu. Orada küçük, insanların otelde rahat edemediğini çok iyi biliyoruz. Veya çok zaman zaman otellerde toplantılar, kongreler vesilesiyle yerlerin bulunmadığı, insanların otellerde bile yer bulmakta zorlandığı bir dönemlerde bu dairelere ihtiyaç duyuluyor. Dolayısıyla bizim buradaki hedefimiz yatırımcıya çok kolay satın alınır, istediğinde de kazançlı satabilir. Aynı zamanda yatırımcının aldığı dairede çok rahat kiralanabilir bir proje olması. Zaten işletmeyi bizler yapacağız profesyonel bir yönetimle. Yani oradaki boş olan bir daire veya aldığı yatırımcının bir daire çok kısa sürede kiraya vereceğiz. Yatırımcı hiç bunlarla uğraşmadan kirajıyla vesaireyle direkt zaten parasını hesabında görecek. Yani işletmesinde siz yapmış olacaksınız. Evet, 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 işletmesi. Nasıl, talep var mı? Aldınız mı bir talep? Çok güzel talepler, sonuçlar alıyoruz. 3000'in üzerinde insanlarla birebir görüşüldü, fikirler alındı. Şu anda sanıyorum işte bu 18-19'unda bir lansmanımız olacak. Bu lansmanda da çok ciddi bir talep alacağımızı biliyoruz. Hedeflediğimiz satış rakamını da yakalayacağız. Son bir sorum şu olacak. Elmar, peki Elmar Yapı AŞ devamında Ankara'da, İstanbul'da projeler yapmaya devam edecek mi? Şu anda ufukta görünen bir proje var mı? Ufukta görünen projemiz var tabii. Yani bundan 6 ay sonra yeni bir projeyle inşallah başlamak istiyoruz. Güzel de bir projemiz olacak. Bu sefer 1+1 değil, iş yeri üzerine bir plaza yapmak istiyoruz. Bunun için de arsamızı aldık. Proje nerede? Yine Ankara'da. Çukurambar'da. 6-7 ay sonra yavaş yavaş filizlendirmeye başlayacağız diye
plan. O zaman hazırlıklar tamam anladığım kadarıyla. Evet, şu anda altyapısı anlamında tamam. Üste ne yapacağız, nasıl bir proje yapacağız onun üzerine çalışıyoruz. Peki onun dışında başka projeleriniz olacak mı? İstanbul'da da gelmeyi düşünüyor musunuz? İstanbul'a gelmeyi hayal ediyorum. Benim özellikle ben istiyorum. İstanbul'da bir proje yapmak istiyorum. İstanbul'dan sonra da güneyde bir proje yapmak istiyorum. Benim hayalim bu. Ufuktaki görünen de o. Onu söyleyeyim yani. İstanbul ve Bodrum açıkçası benim hayalim. Umarım gerçekleşir. Bekliyoruz biz de. Teşekkür ederim. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Sağ olun.